Sevgili öğrenciler, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sayısal kampımızın 6. dersindeyiz. Bugün sizlerle birlikte karaköklü ifadeler konusu kapsamında süper bir çalışma yapacağız. Öncelikle iki sayfada pratik bir tekrarımız olacak. Ardından LGS tarzında soru çözümleriyle konuyu tamamen kavramanın sağlayacağız. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bazı durumlarda kara köklü ifadeleri a kök b şeklinde yazmamız gerekebiliyor değil mi? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Gelin hatırlayalım. Hiçbir şey bilmiyorsak arkadaşlar şunu yapacağız. Mesela sayımız kök 50 olsun. 50'yi alıyorsun, çizgiyi çekiyorsun. 2'ye böldük 25. 2'ye 3'e bölünmüyor. O zaman 5'e geç. 5'e böldük 5 geldi. Bir daha böldük 1 geldi. Bakın biz 50'yi şöyle yazabiliriz. 2'den bir tane var. 2 üssü 1 çarpı 5'ten iki tane var. O zaman 5 üssü 2 diyorum. Tam kare ifadeyi yakaladım. Artık kafam rahat. O zaman 50 gördüğüm yere kökün içinde şunu yazabilirim. 5'in karesi yani 25 çarpı 2. Bakın 5'in karesi tam kare bir ifade olduğu için kök dışına çıkacaktır. 5 üstündeki 2'yi anahtar gibi kullanır ve dışarı çıkar. Fakat 2 içeride kalır. Yani bunun sonucu ne olur? 5 dışarı çıktı 2 içeride kaldı. 5 kök 2 olur. Böyle uzun uzun uğraşacak mıyız? Tabii ki hayır. Mesela 80'e baktığımızda hemen bunun aslında 16 çarpı 5 olduğunu göreceğiz. Bunlardan biri tam kare sayı olursa işimiz kolaylaşır. Artık 16'yı nasıl yazabiliriz? 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Çarpı 5 diyorum. Bakın 4 üstteki 2'yi anahtar gibi kullandı. Dışarı çıktı. Fakat 5 içeride kaldı. Cevabımız 4 kök 5. Evet devam edelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kare köklü ifadelerde katsayıları kökün içinde yazacağız. Dışarı çıkarırken ne yapmıştık? Üssü olan 2'yi silmiştik. Bu sefer ne yapacağız? İçeriye alırken üssü olan 2'yi iade edeceğiz. Bakın kökün içine 3'ü atıyorum. 3'ü attım fakat üssü olan 2'yi hemen iade etmek durumundayım. Tamam mı? Çıkarken ne yapıyorduk? Bunu siliyorduk ve 3 olarak dışarı çıkarıyorduk. İçeri alırken ne yapıyorum? Üssü olan 2'yi iade ediyorum. İçeride zaten bir de kim vardı? 7 vardı. O zaman düzenleyelim. 3 kere 3, 9. Yani burası 9 çarpı 7'dir. O zaman sonuç ne oldu? Kökün içinde 63 oldu. Aynı mantıkla kat sayıyı al, kökün içine at. Kökü açtım, 6'yı yazdım. İçeriye aldığım için üssü olan 2'yi iade ettim. Yanında 2 var, onu unutmadım. 6'nın karesi 6 kere 6, 36 çarpı 2 diyorum. Bu da ne oldu? kök 72 oldu. Var mı problem? Umarım yoktur. Geçiyorum diğer sayfaya. Evet burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Her birinden birer örnek yapacağız. Bunları da hatırlayacağız. Ardından soru çözümüne geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, kare ifadelerde çarpma yapıyorsanız şunu odaklanacaksınız. Kat sayılar kendi aralarında, kökün içindeki sayılar kendi aralarında çarpılacak. Kat sayı 2, kat sayı 4. Bunları kendi arasına çarpıyorsun kökün içinde 3 var ve 7 var. Bunları da kökün içinde çarpıyorsun. Bu kadar basit. O zaman 4 kere 2 8. Kat sayımız 8 oldu. Kökün içinde 3 kere 7 diyorsun. Yani sonuç ne oluyor arkadaşlar? 8 kök 21 oluyor. Peki bölme yaparken ne yapacağız? Yine aynı mantığı kullanacağız. Kat sayıları kendi arasına bölüyorsun. Kökün içindeki sayıları da kendi arasında bölüyorsun. 6 bölü 2 3. Bu senin katsayın. Kökün içinde ise 18 bölü 3 yapacaksın. Sonuç ne oldu? 3 kök 18'i 3'e böl 6. Yani 3 kök 6 oldu. Çarpma bölme bu kadar. Gayet kolay. Peki toplama ve çıkarmada ne yapıyorduk? Ortak kök arıyorduk. Ortak kök yoksa ne toplama ne de çıkarma yapamazsınız. Bize lazım olan şey ne? Ortak kök. 4 kök 2 artı 3 kök 8. Hocam ortak kök yok demeyeceksin. Hemen kök 8'i düzenleyeceksin. Biz 8'i 4 çarpı 2 olarak yazabiliriz. 4 tam kare bir sayı olduğu için dışarıya 2 olarak çıkar. Bu 2 ise içeride kalır. Yani bu 2 kök 2'ye eşittir. O zaman düzenleyelim. 4 kök 2 vardı artı 3 çarpı diyorum. Kök 8 gördüğüm yere de 2 kök 2 yazıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 4 kök 2 artı 3 kere 2 6. 6 kök 2 oldu. Artık ortak kökleri rahatlıkla görüyorsunuz. Bunu bir yazın. köç 2 olarak kat sayıları toplayın. 4, 6 daha 10. Cevap ne oldu? 10 köç 2 oldu. Gayet kolay. Veya şunu dersin. 4 tane köç 2, 6 tane kök 2 daha 10 tane köç 2 yapar. Geçiyorum son örneğe. 5 kök 3 eksi kök 12. Bakın kök 12'yi şöyle yazabilirsiniz. Kökün içinde 4 çarpı 3 değil mi? 4 tam kare bir sayı. Hangi sayının karesi 2'nin? O zaman dışarı 2 olarak çıktı. 3 içeride kaldı. Yani kök 12 neymiş? 2 kök 3'müş. En başta 5 kök 3 vardı. Bunu yazdım. Eksi diyorum. Kök 12 gördüğüm yere de 2 kök 3 yazıyorum. Evet, artık ortak kök var mı? Var. Kök 3 kök 3. O zaman diyorum ki 5 tane kök 3'ten 2 tane kök 3 çıkarsa ne kalır? 3 tane kök 3 kalır. Cevabımız 3 kök 3 olacaktır. Evet pratik bir şekilde tekrarımızı yaptık. Artık LGS tarzında soru çözümleriyle devam edebiliriz. Değerli arkadaşlar bu soru LGS 2022'de çıkan bir soru tipi. İyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Arkanıza yaslandınız ve tamamen bana odaklandınız. Dikdörtgen şeklinde bir arsamız var. Bu arsa KL noktaları arasında çekilen çitle iki parsele ayrılmış. Sol tarafına alanı 12 metrekare olan kare şeklinde bir park yapılmış. Bakın sol tarafta gördüğünüz alan bir kare. Şu yeşil kısım bir kare. Alanı ise 12 metrekare. Bu cepte dursun. Ne diyoruz devamında? Arsanın parsellere ayrılmadan önceki yani tamamının Çevresinin uzunluğu kare kök 768 metre olduğuna göre park yapıldıktan sonra geriye kalan kısmın alanı kaç metre kare olur? Yani şurada kahverengi ile gösterdiğimiz kısmın alanı bulacağız. Olay bitecek. Arkadaşlar eğer biz bir karenin alanını biliyorsak bir kenar uzunluğunu rahatlıkla bulabiliriz. Basit bir örnek vermek istiyorum. Bir kare düşünün arkadaşlar. Bunun alanı 4 metre kare olsun. Bir kenar uzunluğu ne olacaktır? kare kök 4 metre olacaktır. Bakın yani 2 metre olacaktır. 2 çarpı 2 alanımız olan 4'ü veriyor. Demek ki alanın kökünü aldığımızda bir kenar uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Buradaki karenin alanı 12 metre kare olduğuna göre bir kenar uzunluğu ne olur? Kare kök 12 metre olur. E bu da tabii ki 2 kök 3 olarak yazılabilir. Biraz önce yazmıştık. Demek ki buradaki parkın her bir kenar uzunluğu 2 kök 3 metreymiş. Her birine teker teker yazıyorum. Buradaki arsa bakın en başta bizlere söylemişti. Bir dikdörtgendi. O zaman şuradaki kısa kenar 2 kök 3 metre ise buradaki kenarda ne olmak zorundadır? Yine 2 kök 3 metre olmak zorundadır. Aynı zamanda sizlere şu bilgiyi de vermiştik. Tüm buradaki arsanın çevresinin uzunluğu kare kök 768 metreydi. Hemen bunu A kök B şeklinde yazalım. İşimiz kolaylaşsın. 768 diyorum. Çizgiyi çekiyorum. 2'ye böldük ne geldi? 384 geldi değil mi? Bir daha 2'ye böldük. 192 geldi. Bir daha bölüyorum. Ne geliyor arkadaşlar? 96 geliyor. Bir kez daha böldük. 48 geldi. 16'ya bölündüğünü biliyorum. Uzatmayalım. 16'ya böldüm. 3 geldi. 3'e böldüm. 1 geldi. O zaman 768'i şöyle yazabilirsiniz. 2 çarpı 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Yani şurası 16. E 16 çarpı 16 nedir? 16'nın karesidir. Çarpı son olarak da 3 kaldı. 3 diyorum, olay bitiyor. Demek ki bunu karekök içerisinde 768 olarak yazdığımızda yine karekök içerisinde şöyle görebiliriz. 16'nın karesi çarpı 3. Bakın 16'nın karesi üssü 2 olduğu için 16 dışarı çıkar. Yani kare kök 768 aslında 16 kök 3'tür. Kaptık değil mi? Hemen yazıyorum. Tüm çevre uzunluğu aslında 16 kök 3 metreymiş değerli arkadaşlar. E ben burada bazı değerleri biliyorum. Burası dikdörtgen olduğu için şu uzunluk bakın arkadaşlar. A uzunluksa yine şu uzunlukta ne olur? Buna eşit olur. Yani A uzunluk olur. Tüm çevre uzunluğu 16 kök 3. Şöyle şu kısmı toplayalım. 2 kök 3. 2 kök 3 daha 4 kök 3. Bir daha ekle 6 kök 3. Bir daha ekle 8 kök 3. Tamamı 16 kök 3. Şurası 8 kök 3. Geriye ne kaldı? Bakın 16 kök 3 eksi 8 kök 3. Tabii ki 8 kök 3 kaldı. Yani 2 tane A aslında 8 kök 3. O zaman bir tane A ne olur? 4 kök 3 olur şu kısmı artık ne olarak görebiliyorum? 4 kök 3 olarak görebiliyorum. Ne sorulmuştu bana? Geriye kalan kısmın alanı sorulmuştu. Yani kahverengiyle gösterdiğim kısmın alanı bulacağım. Olay bitecek. Şöyle arkadaşlar bu kısmı ayıralım. Uzun kenar ne oldu? Alan eşittir diyorum. 4 kök 3 oldu. Çarpı kısa kenarda 2 kök 3 oldu. Bunları çarptığımızda 4 kere 2 8 bu katsayı Kök içinde 3 kere 3 9. Dışarıya ne olarak çıkacak? 3 olarak çıkacak. Bu da 8 kere 3'ten 24 metre kareye eşit olacak. Cevabımız A seçeneği. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu soru tarzına lütfen hazır olun. Eksiğiniz varsa bir kez daha dinlemenizi öneriyorum. Geçiyorum ikinci soruya. Evet arkadaşlar yine meşhur soru tiplerinden hem LGS 2021'de hem de LGS 2020'de bu tarzda bir soru geldi. Sizler için hazırladığım yine oldukça kaliteli bir soru. Şekilde dikdörtgen bir kağıdın kesilme aşamaları bizlere verilmiş. Kağıt belirtilen yerlerden kesildiğinde son durumda her biri kare şeklinde olan 7 parça oluştuğu görülmüş. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Her biri kare, burası önemli oluşan karelerden her birinin bir kenarı santimetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre kağıdın kesilmeden önceki santimetre kare cinsinden alanı hangisi olamaz diye sizlere soruyoruz. Sevgili öğrenciler bu tip sorularda yapılması gereken şey şu. Karelerin kenar uzunluklarını aynı cinsten yazmaya çalışacağız. En küçük karenin bir kenarına a diyelim. Bakın burası da ne olur? a olur. Demek ki şurada gördüğünüz küçük kareler özdeşmiş. Her birinin bir kenar uzunluğu küçük a ile gösterildiği tamamdır. Artık buradan neye geçeceğim? Orta boylu diyeceğim karenin bir kenarına geçeceğim. Bakın bir kenar uzunluğu a a da 2a. Yani şurası 2a, burası da 2a olur. Aynı zamanda bunun da bir kenar uzunluğu 2a olmak zorundadır. Artık bunların da özdeş olduğunu net bir şekilde gördüm. Geçiyorum en büyük kareye. Bunun bir kenar uzunluğu ne olur? Bakın, a, 2a, 3a, 4a, değil mi arkadaşlar? Şöyle tamamı için 4a diyebilirsiniz. Yani bunun da kenar uzunluklarını 4a olarak yazabilirim. Şimdi ne yapacağım? Bunların alanlarını aynı cinsten yazmaya çalışacağım. en küçük karenin alanına A1 diyelim. Bakın bunlar özdeş. Her birinin bir tanesinin alanına A1 diyelim. Orta boylular A2 olsun alan olarak. En büyüğüne de A3 diyelim. O zaman değerli arkadaşlar A1'i nasıl temsil edersiniz? 2 tane A'nın çarpımı. A çarpı A olarak yani A kare olarak gösterebilirsiniz. Peki A2 ile gösterdiğim karenin alanı ne olur? 2A çarpı 2A olur. Bu da 2 çarpı 2 4 a çarpı a, a kare yani 4 a karedir. Bunların hepsi santimetre kare cinsinden. Bir de geriye kim kaldı? a 3 kaldı. Bunun kenar uzunlukları 4 a'ya 4 a. Çarpalım 4 a çarpı 4 a bu da 16 a kare olacaktır. Diyor ki bana arkadaşlar buradaki kağıdın kesilmeden önceki yani tamamının alanı hangisi olamaz diyor. O zaman ne yapacağım? Öncelikle tüm alanı bulacağım. A1 dediğim kareden kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bir tanesinin alanı A kare ise e, 4 tane olduğuna göre bunun alanı ne olacaktır? 4 A kare olacaktır. 2 tane gördüğünüz gibi A2 ile gösterdiğim kare var. Bir tanesinin alanı 4 A kare ise 2 tane olduğu için bunları çarptığımızda alanları toplamı 8 A kare yapar. Bir tane de A3 vardı. Bunu yine gösterelim. 1 ile çarptığımızda 16 A kare olarak yazabiliriz. Yani toplayalım bunları. 4, 8 daha 12, 16 daha 28 a kare yaptı. Kağıdın tamamının alanı 28 a kareymiş. Peki hangisi olamaz? Tek tek bakalım. Mesela a 1 olsa ne olacaktır? 28 çarpı 1'in karesi. Bakın 28'i verdi. Yani a oldu. Ben a gördüğüm yere 2 yazabilirim. Bu durumda 28 çarpı 2'nin karesi. 4 kere 28 112 olur. B de gitti. A gördüğünüz yere doğal sayı olduğu için 3 yazdığınızda bakın arkadaşlar 28 çarpı 3'ün karesi olur. 9 kere 28, 252 yapar. Yine olabilir C'de uçurdunuz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Burada arkadaşlar A gördüğünüz yere 4 yazdığınızda 4'ün karesi 16, 16 çarpı 28, 456'yı vermez. Dolayısıyla kağıdın alanı asla 456'ya eşit olamaz. İşte bu yüzden ne diyoruz? Cevabımız D diyoruz. Üçüncü soruya uçuyoruz. Değerli arkadaşlar yine çok kıymetli, çok değerli bir soru tarzı. Hem LGS 2022'de hem de LGS 2020'de soruldu. Bu yıl çıkabilir mi? Elbette çıkabilir. Yine iyi bir şekilde kavramanızda fayda var. Bir uzun atlama yarışında sporcular kırmızı bayrak hizasından koşmaya başlayıp mavi bayrak hizasına zıplayarak en uzak noktaya atlamaya çalışmaktadır. Sporculardan Aslı mavi bayraktan kök 2 metre, Tuğrul ise 3 kök 2 metre uzağa atlamayı başarmıştır. Bu yarışmada Tuğrul birinci, Bora ikinci, Aslı ise üçüncü olmuştur. Tamamdır ne soruyoruz? Buna göre Bora'nın atladığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığının metre cinsinden değeri hangisi olabilir diye sizlere soruyoruz. Gençler öncelikle verilenleri beraberce bir kullanalım. Bakın Tuğrul birinci en uzak noktaya Tuğrul atlamış olsun. Tuğrul şuraya gelsin. Bora ikinci Aslı ise üçüncü. Aslı ise arkadaşlar şuraya atlamış olsun. O zaman Bora ne olacak? Bu ikisi arasında bir konuma atlamış olacak değil mi? Problem var mı? Yok. Ne biliyorum ben? Tuğrul mavi bayraktan 3 kök 2 metre uzağa atladı. Yani şu uzunluğu 3 kök 2 metre olarak görebilirsiniz. Tamamdır. Aslı ise arkadaşlar kök 2 metre uzağa atlamış. Nereden? Mavi bayraktan. Peki ne soruluyor? Bora'nın atladığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığının metre cinsinden değeri hangisi olabilir diye soruluyor. O zaman baz alacağım nokta neresi olmalıdır? Kırmızı bayrak olmalıdır. Buraya kadar problem var mı? Umarım yoktur. Ben kırmızı bayrakla mavi bayrak arasını biliyorum. Nedir burası? Kök 128 metre. Bunu bir düzenleyelim. Arkadaşlar kök 128'i şöyle görebilirsiniz. Kök içinde 64 çarpı 2. Bu 8'in karesi olduğu için 8 olarak dışarıya çıkar. 2 içeride kalır. Yani bunu 8 kök 2 metre olarak yazabilirsiniz. O zaman aslanın ulaştığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığını nasıl yazarsınız? Bakın zaten bu ikisi arası 8 kök 2 idi. Kendisi kök 2 metre atladı. Topla 9 kök 2 metre olacaktır. Problem var mı? Yok. Bir de arkadaşlar turun ulaştığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığını yazalım. Burada 8 kök 2 metre var dediniz. Artı kendisi ne kadar atladı? 3 kök 2 metre atladı. Toplayalım 8 3 daha 11. O zaman 11 kök 2 metre olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Bora'nın ulaştığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığı 9 kök 2'den büyük 11 kök 2'den küçük olmak zorundadır. Bakın arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Burası Aslan'ın ulaştığı nokta. Burası Tuğrul'un ulaştığı nokta. Aslı'nın ulaştığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığı 9 kök 2 metre. Turun'un ulaştığı nokta ise 11 kök 2 metre uzaklıkta. Bora nerede? Bu ikisinin arasında bir yerde. Tamamdır değil mi? O zaman diyorum ki Bora'nın ulaştığı nokta bu iki değerin arasında olmak zorundadır. Hemen bunlarda arkadaşlar kat sayıları alalım. Kökün içine atalım. Çok daha rahat bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Hemen düzenliyorum. 9 kök 2 nasıl yazarsın? 9'u içeriye attığında 81 olarak gelir. Karesini alarak atıyoruz. Çarpı 2 diyorsunuz. Yani karekök içerisinde 162 olur. Peki 11 kök 2 nedir? Karesini alın 11'in 121 çarpı 2. Bu da kök içinde 242 olur. Aynı şekilde bir kez daha yazıyorum. Bora'nın ulaştığı nokta kare kök 162 metreden uzundur. Daha büyüktür. Kare köç 242 metreden daha kısa olmak zorundadır. Hemen soruyorum. Bu aralıkta acaba hangi tam kare sayılar var? Mesela arkadaşlar 13'ün karesi 169 olur mu? Olur. Başka 14'ün karesi kim olabilir mesela? 196 olabilir. 15'in karesi 225 bu olabilir. 16'nın karesi 242'yi geçer. Bu olamaz. Yani arkadaşlar karekök 169, karekök 196 ve karekök 225 oluyor. Karekök 169 nedir? 13'ün karesi olduğu için 13'tür. Karekök 196 nedir? 14'ün karesi olduğu için 14'tür. Bu da 15'in karesi olduğu için 15 olarak dışarıya çıkar. Yani doğru cevap 13 olur, 14 olur, 15 olur. Dolayısıyla 12'yi, 16'yı ve 17'yi elersiniz. Cevabınız B seçeneği olur. Bakın 13 arkadaşlar uygun bir değerdir. Dolayısıyla ne diyoruz? Bora'nın ulaştığı noktanın kırmızı bayrağı uzaklığı 13 metre olabilir diyoruz. Yine LGS'de çok sık sorulan bir soru tipiydi. Umarım iyi bir şekilde kapmışsınızdır. Ve son sorumuza geçiyoruz. Yine kaliteli bir soruyla final yapıyoruz. Değerli arkadaşlar bu soruda LGS 2021'de çıkan bir sorudan esinlenerek sizler için hazırladığım harika bir soru. Bunu da iyi bir şekilde kavruyoruz. Kafamız rahat oluyor. Görünen yan yüzleri dikdörtgen şeklinde olan özdeş taşlar var. Şekil birdik gibi yerleştirdiğimizde arkadaşlar genişliği karekök 98 cm oluyormuş. Taşları alıyoruz. 3 tanesini şekil 2'de gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Bu sefer ...yan yüz çevresinin 24 kök 2 santimetre olduğunu belirliyoruz. Ne soruyoruz? Buna göre bir taşın görünen yan yüzünün alanı kaç santimetre kare diye sizlere soruyoruz. Şimdi bunların yan yüzleri özdeş zaten. O zaman kısa kenara A diyelim, uzun kenara da B diyelim. Burası uzun kenar olduğu için yine ne olacaktır? B olacaktır. Yani arkadaşlar burada genişlik... A artı B şeklinde görülebilir. Bu da karekök 98'e eşit olacaktır. 98 nedir? 49 çarpı 2'dir değil mi? Yani arkadaşlar karekök içerisinde 7'nin karesi çarpı 2 olarak görebilirsiniz. Buradan 7 dışarıya çıkar 2 içeride kalır. 7 kök 2 olarak da düzenleyebilirsiniz. Demek ki A artı B uzunluğu 7 kök 2 santimetreye eşitmiş. Buraya kadar problem yok. Aldık 3 tane taşı, şekil 2 de gördüğünüz gibi dizdik. Bu sefer çevresinin uzunluğunu 24 kök 2 santimetre olarak bulduk. Hemen çevresini beraberce tanımlayalım. Şurası kısa kenar, A yazdım. Burası uzun kenar, B yazdım. Kısa kenar olduğu için A yazdım. Uzun kenar var burada, B yazıyorum. 2 tane kısa kenar var, A yazdım. Uzun kenar, B yazıyorum. Burası önemli. Bakın bu iki nokta arasını nasıl yazabiliriz? uzun kenar B ydi. Şurası da AA olacak değil mi? Yani uzun kenardan B'den 2 tane A'yı çıkardığımızda şuradaki kalan parçayı net bir şekilde bulmuş oluruz. Şurayı arkadaşlar B eksi 2 A olarak yazabiliriz. Bakın B 2 A. 2 A daha ne oluyor? 2 A'lar gidiyor B kalıyor. Yani şu uzunluğu bize vermiş oluyor. Kontrolü yaptık. Buraya kadar problem yok. O zaman çevreyi hemen beraberce bir düzenlemiş olalım. Toplayalım. 1A, 1A daha 2A, 3A, 4A. 4 tane A'yı gördünüz. 1B, 2B, 3B, 3B'yi gördünüz. Şurada bir de ne var? B, eksi 2A var. Dolayısıyla çevre ne eşit olacak? 4 tane A'dan 2 tane A çıktı, 2 tane A kaldı, artı 3 tane B, 1 tane B daha, 4 tane B. İşte arkadaşlar çevre ne eşitti? 24 kök 2 eşitti. O zaman diyeceğim ki çevre buysa demek ki 2A artı 4B ne eşit olmak zorundadır? 24 kök 2 santimetreye eşit olmak zorundadır. Bunu da hemen alıyorum altına yazıyorum. 2 tane A artı 4 tane B ne eşitmiş? 24 kök 2 santimetreye eşitmiş. A artı B neydi? 7 kök 2 idi. O zaman bunun iki katını aldığımda sonuca ulaşabilirim. Aynı değeri alıyorum. iki katını alarak bir kez daha yazıyorum. Bunun iki katı ne olur? 2A artı 2B olur. O zaman sonucunda iki katını alırsınız. 2 ile çarptığınızda 14 kök 2 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bunlar arasındaki fark neyse bunlar arasındaki fark da O olur değil mi? Hemen bakın 2A 2A bunlar gitti. 4B 2B fark ne? 2B. Buradaki fark 2B. Buradaki fark ne? 24 kök 2'den 14 kök 2 çıktı. 10 kök 2 kaldı. He 2B neymiş? 10 kök 2'ymiş. O zaman B ne olur? Yarısı yani 5 kök 2 olur. B'yi biliyorsak artık A'yı da bulabiliriz. A artı B 7 kök 2 idi. B 5 kök 2 olduğuna göre A ne olacaktır? 7 kök 2 eksi 5 kök 2 yani 2 kök 2 olacaktır. A'yı da biliyoruz B'yi de biliyoruz artık bir taşın görünen yan yüzünün alanını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Nedir arkadaşlar alan? Bakın kısa kenar A uzun kenar B. A çarpı B alanı verecektir. Küçük A neydi? 2 i̇ki kök 2 idi. Çarpı diyorum. B neydi? 5 kök 2 idi. 2 çarpı 5 10 katsayı olarak yazdınız. 2 çarpı 2 4 bunu da kökün içine yazdınız. 10 çarpı 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Sonucumuz 20 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte kara köklü ifadeler konusuyla alakalı çok sağlam sorular çözdük. LGS tarzında örnek sorularla eksiğinizi kapatmaya çalıştık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.